Siz de biliyorsunuz ara sıra ey Çin komünistleri, yabancılar karakterinizi ve ülkeyi felakete sürükleyen kanlı tarihinizi bilmez diye dünyayı yalanlarınızla aldatmaya çalışıyorsunuz. Ama tıpkı sizi ciğerinize kadar tanıyıp bize Çin milletinin tatlı dili ve yumuşak ipeğine kanmayın diye nasihat eden atamız Bilge Kağan gibi gerek iktidarı ele geçirdikten sonra kendi halkınıza, gerekse ülkemizi işgal ettiğiniz tarihten beri bize yaşattığınız zulüm ve katliamlardan dolayı sizi iyi tanır ve aldatma ustası atanız Sun Tzu'nun torunları olarak yalancı, aldatmacı, düzenbaz, inkarcı ve iftiracı olduğunuzu iyi biliriz. Sadece yakın tarihinizden birkaç örnek vereyim. Her biri on binlerden milyonlara kadar ki insanların sıra dışı ölümüne yol açan, kendi geleneksel medeniyetinizi bile yok eden ve toplumsal ahlakın kökünü çürüten, hulasa ülkenizi felakete sürükleyen Yen'en İslahat Hareketi, toprak ıslahatı, muhalefeti bastırma, üçü yıkma, beşi yıkma, vaziyeti ıslah, sağcılığa karşı büyük atılım ve kültür devrimi ile 1989 yılındaki Büyük Tiananmen katliamı gibi çılgın ve saçma hareketlerinizi biliriz. Hak, iyilik ve sabır egzersizi yapan Falun Gong tarikat müritlerine yaptığınız işkence, cinayet ve organ hırsızlıklarınızı biliriz. Tüm bu hareketlerde öldürülen ve ağır cezaya çarptırılan insanların hepsi suçsuz olup kendinizi haklı çıkarmak için attığınız iftiraların kurbanlarıdır. Tıpkı bugün Doğu Türkistanlılara yaptığınız gibi. Sadece yurt içinde değil, yurt dışındaki birçok düzenbazlığınızdan da birkaç örnek vereyim. Afganistan'daki Taliban'a büyük maddi destek verdiğinizi, Esed hükümetine gizli silah yardım yaptığınızı biliriz. Bilhassa Dünya Ticaret Örgütü'ne üye olduğunuz 2001 yılından sonra Uluslararası Ticaret Kanunu'nun boşluklarından yararlanarak adil olmayan ticaret yapmak, kalitesiz ve kanserojen hafif sanayi ürünleri ile sahte marka mallarını ihraç etmek, özellikle geçen yıl fark edilen ve satın alan müşterilerin mahremiyetini bile gözetip kaydeden çipli ev aletleri ile giyim eşyalarını dünya piyasasına sürmek, görünürde kamu, gerçekte ise devlet kuruluşları olan Huawei ve ZTE adlı şirketler marifetiyle gelişmiş ülkelerin fikri mülkiyet haklarını, siyasi, ekonomi ve askeri istihbaratlarını başta ABD olmak üzere gelişmiş ülkelere gönderdiğiniz bilim adamı, öğrenci, iş adamı görünümündeki ajanlarınız vasıtasıyla ileri teknoloji bilgilerini ve ticaret sırlarını çalmak, yine başta ABD olmak üzere birçok ülkedeki yüksek okullarda Confucius Enstitü açmak suretiyle beyin yıkamak gibi yöntemlerle ekonominizi geliştirdiğinizi, şimdi ise gelişen bu ekonomik gücünüze güvenerek dünya hakimiyetine gözünüzü dikmiş olup yalan ve düzenbaz siyasi planlarınızı yürüttüğünüzü sadece biz değil, dünya da biliyor artık. İşgal ettiğiniz Doğu Türkistan'ın geniş yüz ölçümü, ekonominizin %60'ını temin eden zengin doğal kaynakları, 8 ülke ile sınırdaşlığı ve ülkenizi batıya bağlayan stratejik konumu dolayısıyla bölgeye tam hakim olmak için hızlandırdığınız katliam kapsamında terörist diye lanse ettiğiniz Uygurları dünyanın her yerinde tutuklatıp iade etmesini teminen 2001 yılında Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Hindistan ve Pakistan'ı yanınıza çekerek Şanghay İşbirliği Örgütü'nü kurduğunuzu ve bu teşkilatı daha da büyütmek için başka ülkeleri de dahil etmeye çalıştığınızı biliriz. Dünyaya hakim olma gayenize ulaşmak için yürürlüğe koyduğunuz hileli siyasetleriniz arasında yer alan, asıl amacının anlaşılması üzerine büyük tepki gördüğü
ve birçok iştirakçı ülkenin vazgeçmesinden dolayı duraklayan, hatta tamamen çökme ihtimali görünen Bir Kuşak Bir Yol İpek Yolu projesinde yaptığınız kredi tuzaklarınız ayyuka çıkmıştır. Son devlet planınızda yer alan 2050 yılına kadar dünyada Uygur soyunu kurutmak maddesi gereğince, 1. nüfusumuzun 1/3'ünü gizlediğinizi, dünyaya Uygurları aşırı dinci ve terörist olarak tanıttığınızı, 3. İlham Tohti gibi çiğnediğiniz kendi kanununuzu hatırlatıp gerçek manada özerklik vermenizi talep eden aydınlarımızı bölücü olarak lanse edip cezalandırdığınızı, kendinizi haklı gösterip dünyanın desteğini alarak hedefe ulaşmaya çalıştığınızı bilirdik, artık dünya da biliyor. Zira ileri teknolojiyi kullanarak ülkeyi ağ gibi sardığınız gözetim kameraları ile insanların yaşama hakkını, hatta nefes alma imkanını bile kontrolünüz altında tuttunuz. Soyumuzu kurutmak için kültürümüzü, dilimizi, halkımızı da kendiniz gibi ateist yapmak için dinimizi yok eden icraatlarınız, yıktığınız camilerimiz, Ramazan ayında Müslüman halka zorla içki içirdiğiniz, domuz eti yedirdiğiniz, getirdiğiniz her türlü yasak, varlığını inkar ettiğiniz ve katliam ile soykırım amaçlı Doğu Türkistan'da inşa ettiğiniz Nazi kampları ile bu kamplarda çalıştırmak için yüksek maaşla yüz binlerce polis ve güvenlik görevlilerini istihdam ile ilgili açık duyurularınız, bu kampa kapatıp işkence yaptığınız, her gün yüzlercesini şehit ettiğiniz seçkin aydınlarımız, din alimlerimiz, iş adamlarımız ve sanatçılarımızın birçoğunun kimlikleri, kampa kapatılan ebeveynlerin küçük çocuklarını kendinizden biri olarak yetiştirmek için açtığınız yuva görünümündeki çocuk kamplarda topladığınız, tıpkı Falun Gong tarikat üyelerine yaptığınız gibi gençlerimizin organını alarak kendi ihtiyacınızı karşılamakla kalmayıp, özellikle helal organ tercih eden başta Araplar olmak üzere yabancılara satmakta olduğunuz kanıtlarla ispatlanmıştır. Siz yüksek teknolojiyi kullanarak insan hakları ve suçları işliyor ve işlediğiniz tüm suçlarınızı inkar ediyorken, özellikle BBC, Reuters, CNN gibi Batı'nın büyük basın kuruluşları ile diğer önemli medya kuruluşları bu teknolojileri kullanarak gerek bölgeye gönderdikleri mahir muhabirlerinin polislerinizle adeta köşe kapmaca oynayarak yapmayı başardıkları video çekimleri ile uydu aracılığıyla elde ettikleri fotoğraflardan oluşan delilleri dünyaya gösteriyor. Burada soykırımı gerçekleştirmek için gizlediğiniz Uygur nüfusu ile ilgili biraz daha detaylı bilgi vereyim. 1996 yılında dikkatsizlik sonucu gerçek nüfusumuz ağzından kaçıran o kendi milletinizin olan yönetici ile bu bilgiyi duyanları kısa zamanda yok ettiğinizi biliriz. Yaptığınız son nüfus sayımı istatistiğinizde 11.7 milyon olarak açıkladığınız nüfusumuzu 2018 yılında El Cezire TV'sinde düzenlenen bir programa devletinizi temsilen katılan ve Uygurların yok edilme planları dahil her türlü planlar yapan Think Tank kurumunuzun başındaki Winter Gov'un 5-6 milyon olarak açıklamasıyla kalanları yukarıdaki yöntemlerle yok edeceğinizi ifşa etmiş oldunuz. 2017 yılında bir üst düzey yetkilinizin zehirli otu tek tek yolarak yok etmek zor, sahaya kimyasal serperek otların hepsini yok etmek lazım. Biz şu an Uygurlara karşı yürüttüğümüz siyaset tam budur sözleri de Uygur soyunu kurutmaya yönelik politikanızın açık delili değil mi? Türkiye'ye gelince, Asya'yı Avrupa'ya bağlayan stratejik coğrafi konumu nedeniyle birçok devlet gibi sizin için de önem arz ettiğinden, Türkiye'nin içine düştüğü zor durumu fırsat bilip, kredi borcuna boğup, önemli işletmeleri ile stratejik alanlarını, hatta topraklarını ele geçirdikleriniz diğer devletler gibi uzun vadede Türkiye'yi de borca boğmak niyetiyle ardı arda işbirliği protokoller imzalayarak
gerçekleştirdikleriniz arasındaki stratejik konumlu ve uzun vadede ülke için tehlike arz eden sahaların genişliği dikkatimizden kaçmıyor. Ayrıca ülkenin muhtelif kentlerinde ajanlık faaliyetleri için Çin ve Uygur lokantaları açtığınızı, çiftçi kılığındaki ajanlarınızın sebze yetiştirmek bahanesiyle toprak kiraladığınızı da görmekteyiz. Siz Türkiye'ye dost değil, düşmansınız. Düşmanlığınızın kanıtlarından birkaçını da sıralayayım. 1959 yılında cereyan eden Kerkük isyanından beri Kürtlere destek verdiğinizi ve 2014 yılında Erbil'de başkonsolosluk açtığınızı, Kürtleri piyon olarak kullanmak suretiyle bir kuşak bir yol projesinde azami derecede ticari çıkar sağlamak için Türkiye'nin güney sınırında bir Kürt devletinin kurulmasına da gizli destek ve maddi yardım verdiğinizi biliriz. Şimdiye kadar gerek bir devlet, gerekse Birleşmiş Milletler Teşkilatı Güvenlik Konseyi daimi üyesi olarak Kıbrıs, Ermeni ve PKK dahil Türkiye'nin uluslararası meselelerinde haklı olduğunu bile bile bir kez olsun yanında yer almadığınız gibi lehine de herhangi bir beyanat verdiğiniz görülmemiştir. Suriye Savaşı başladıktan sonra istihbarat servisleriniz harekete geçerek bir takım şebekelerle işbirliği yapıp kandırdığı Uygur gençlerini bu ülkeye Türkiye üzerinden göndererek dünyada Türkiye'nin teröre destek veren bir ülke imajı yarattığınızı bilen sadece biz değil, birçok devlet ve halk da biliyor. Türkiye'ye asla dost olmadığınızı, ihtiyaçtan dolayı geçmişte güya size karşı işlediği hataları unutmamak kaydıyla zoraki ittifak ettiğinizi açıklayan, zaman zaman çıkan Türkiye'ye küçük düşürücü ve alaycı makalelerinizi Ben Şıtun gibi kendi sosyal medyanızın haberlerinden izlemekteyiz. Hiçbir zalimin hükümranlığının kalıcı olmadığı gibi sizin de sonunuz gelmiştir. Bunu şu gelişmelere dayanarak iddia ediyorum. Amacınıza ulaşmak için yaptığınız tüm düzenbazlıklarınız, aldatmalarınız bir gün yüzüne çıkmış olup, 1. Hong Kong, Macau, Tayvan, Doğu Türkistan, Tibet, hatta ve hatta metropolünüz olan Şanghay bile sizden kopup bağımsızlık istiyor. Ve dünyadaki insan hakları ile demokrasi savunucuları tarafından destek görüyor. 2. Hindistan, Rusya, Japonya, Kore, Filipinler, Vietnam gibi komşu ülkelerle uzun zamandan beri sürüp gelen toprak kavgalarınız nedeniyle başınız dertte. 3. Güney Çin Denizi'nde rakiplerinizle aranızdaki sürtüşmelerden dolayı savaş çıktı çıkacak. 4. Dünyaya pervasızca dağıttığınız kredi ile cebinizi doldurduğunuz paralar nedeniyle hazineniz boşaldı. 5. Bir kuşak bir yol projeniz neredeyse durdu. 6. ABD ile giriştiğiniz ticari savaşından yenilgiyle çıkmak üzeresiniz. 7. Ülkenizdeki yabancı yatırımcılar bir çekiliyor ve işsizlik arttı. 8. ABD başta olmak üzere Batı dünyasında özellikle Huawei ürünlerine boykotlar başladı. Sıra diğer zehirli ve sahte mallarınızda. İhracatınız büyük ölçüde azaldı ve tüm bunlar ülkenizde bir ekonomik krizin yaşandığını gösteriyor. 9. Özellikle son yıllarda ettiğiniz türlü zulümlerden dolayı size karşı öfkesi kabaran halkınız bir yana, tahıl ambarlarınızın boşalması sonucu baş göstermek üzere olan açlık ihtimali nedeniyle iç savaşın eşiğine geldiniz. Kendi menfaati dışında hiçbir şey umursamayan, varlığını sürdürebilmek için halkını, hatta topraklarını bile kolayca feda edebilen siz komünistleriniz, sonlarının geldiğini hissedip çocuklarınızla birlikte çaldıklarınız yüksek meblağlı servetlerinizi başta halkınıza kötü tanıttığınız ABD olmak üzere Batı'ya kaçırmakta olduğunuzu
sadece İsviçre bankalarında 5000 adet hesabı olan üst düzey yöneticilerinizin trilyonlarca dolar tutarındaki kara paralar Assange'nin ifşasıyla ortaya çıkmıştır. Şayet gizlediğiniz bu sırrınızı halkınız öğrense sizi kendi elleriyle yıkacaktır. Ha, şunu da ilave edeyim. Bu kara paraların hepsi bizimdir. Zira işgal ettiğiniz tarihten beri kan emen vampir gibi ülkemizin doğal kaynaklarını yağmalayıp kendinizi zengin ettiniz. Bir gün vatanımızla birlikte bunları da sizden geri alacağız inşallahü rahman. Çöküşünüzün bu kadar bariz olmasına rağmen son çırpınış ile siz hala her zaman yaptığınız gibi bu gerçekleri gizleyerek GDP'nizi yüksek göstermek, borç verdiğiniz ülkelere ikna ziyaretleri düzenlemek, gereksiz yere ithal malları fuarları açmak, özellikle medyanızı seferber etmek ve yabancı medyaları da satın almak gibi yöntemlerle hem kendi halkınızı hem de dünyayı aldatmaya devam çabasındasınız. Öte yandan siz zalim komünistlerin gerçek de olsa en ufak bir eleştirilere tahammülsüzlüğünüzü, gaddarlığınızı, hırsızlığınızı, haksızlığınızı kanıtlarla da olsa eleştiren tüm ülke ve milletlere kudurmuş köpek misali saldırmakta teşvik ediyorsunuz. Bu sıralar ABD, Kanada ve Türkiye'ye saldırdığınız gibi. Soruyorum size. Madem Doğu Türkistan'da Nazi kampları yok, sadece meslek edinme kursları var, o halde neden kapınızı ardına kadar açıp yabancı ziyaretçi ve muhabirlerin serbestçe hareket edip her şeyi görmelerine izin vermek yerine girmesine izin vereceğiniz kişi ve kuruluşları kendiniz seçerek girenlere neleri göstereceğinize, neleri göstermeyeceğinize, kimlerle görüştürüleceğinize ve kimlerle görüştürülmeyeceğinize kendiniz karar veriyorsunuz? Yarası olan gocunur değil mi? Şiddetle ihlal ettiğiniz insan haklarını iç işleriniz diyerek yabancıların serbest ziyaretlerine engel ve yasak koymakla her şeyin gerçek olduğunu kendiniz ispatlamış olduğunuzun farkında değil misiniz? Size şunu da hatırlatayım. İnsan hakları hiçbir devletin iç işleri değil, evrensel bir mesele olup ihlal eden devlete dünyanın müdahale hakkı vardır. Kendinizin hazırladığınız yalan senaryoları, rüşvet, şantaj ve tehditle sahneye çıkardığınız figüranları oynatarak dünyayı kandırmayacağınızı bile bile yalanlarınızda ısrar edersiniz. Çünkü felsefeniz kara ve kalındır. Öyle değil mi? Marco Rubio'nun dediği gibi utanmazlığınız Hitler'i bile utandıracak boyuta ulaşmıştır. Kara ve kalın felsefesini merak eden Türkiye halkını aydınlatayım. Sadece insan şekli kalmış bu Çin komünistleri der ki, amacına ulaşmak istersen yüzün kalın, yüreğin kara olmalı. Türkiye devleti ve halkına sesleniyorum. Sakın ola bu kurnaz gerçek terörist olup ülkesini terörle idare eden düzenbaz faşist Çin komünistlerine inanmayın. Atamız Bilgi Kağan'ın nasihatini kulağınıza küpe edinin. Son pişmanlık fayda etmez.